yanlış tutanlardan kesilmekten kurtarabilmek için bugün az öz inanan bütün arkadaşlarla buradayız. Önce platform hakkında bilgi vermek istiyorum. Toplumda aktivistler denildiği zaman farklı algılar oluşuyor. Aktivist ne demektir arkadaşlar? Aktivist bir şeye inanarak o konu hakkında çalışan herkese aktivist denir. Yani bu platform bir sene oldu kurulalı, bir sene bile olmadı ama çevre ve yaşam hakkı aktivisti olarak yıllardır Akçı Koca'da mücadele ediyoruz. Bugün değil, hele hele ağaçlar için. Hiçbiriniz belki bilmez, gençler zaten bilmez. Geçmişle övünmeyi de biz bilmiyoruz ama hatırlatmak isterim. 1995 yılında Akkaya'da ÇEP raporlarını iptal ettirip köylünün yanında yer alıp ağaçlara kendinizi bağlayarak o ormanlık alanları kurtardık. Akçakoca'nın her yerinde diktiğimiz ağaçlar var. Kesilsin diye dikmedik biz bunları. Gelecek nesillere bir şeyler kalsın diye diktik. Toprağımızı korumak için diktik. Ağaç neden önemlidir? Tarım için önemlidir. Hava için önemlidir. Su için önemlidir. Bunların nedenlerini açıklayacağım. Böyle laf olsun diye ağaçlar korunsun, ağaçları kesmesin demiyoruz. Diyen arkadaşlara da saygısızca dil uzatan herkesi kınıyoruz. Basında görevini yerine getiren arkadaşlarımıza çirkin yorumlar yapanları da kınıyoruz. İnsan olarak önce birbirimize saygı duymayı öğreneceğiz. Birbirimize saygı duymayı becerebilirsek eğer başka canlılara saygı duyarız. Bu nasıl bir toplumdur ya? Bir haber çıkıyor, haberin altında önüne gelen saygısızca, fütursuzca görüş belirtiyor. Varsa kardeşin görüşün, insanca belirtirsin. Düzgünce anlatırsın. Karşı çıktığın konuyla saygını koruyarak yaparsın. İnsanları karalayarak, insanlara sataşarak, kavgayla hiçbir yere varılmaz. Hiçbir şekilde. Bunlar önemli konular. Çevre konusu siyaset üstü bir konudur. Başlarımızla birçok konunun yanı sıra bu ağaçların kesimini de gündeme getirdik. Kesimi bırakın, budama düzgün yapılmıyor. Ağacı ağaç olmaktan çıkamıyorlar. Ağacın formu bozuluyor. Neredeyse iki sene sonra kuruyor. Olmaz böyle bir şey. Başkanımıza, belediyeye, orman işletme müdürlüğüne, iki ay önce benim evimde bulunduğum mezarlıkta yapılan budamalara tepkimi göstererek basından yardım istedim. Arkadaşlara konuyu basına taşıdılar. Bir sürü yetkili geldi. Bütün Akçı Koca'yı Akkaya'dan Değirmen Ağzı'na kadar gezdik yetkililerle. Yasal yetkililere de gösterdiğim meşhur bir çınar var. O çınarı görünce baştan aşağı titredim. Üzüntümü anlatamam, bu şov değil. Kolum bacağım kesilmiş gibi oluyor. Artık dur dememiz gerekir. Bu toplum doğru şeyleri gündeme getirmekten korkmamalı. Kendini baskı altında hissetmemeli. Doğruyu gündeme getirmekten korkmamalı arkadaşlar. Ben baskı altında hiç hissetmiyorum kendimi. Saygıyla, hoşgörümü sonuna kadar zorlayarak nereyle görüşmem gerekirse anlatıyorum. İknaya çalışıyorum. Ve çözüm istiyorum. Çözüm gösterilmeli. 7'den 77'ye herkes neden sahip çıkmalı? Neden ağaçlar kesilmemeli? Basına verdiğim açıklamada da var. Ben bir kez daha söylüyorum. Ağaçlar hepimizin bildiği gibi gölgesi, meyvesi, sağladığı oksijen hepimiz biliyoruz. İlkokuldan itibaren öğretiliyor. Üzerinde barındırdığı doğal yaşam, barındırdığı hayvanlara ev sahipliği yapması, tabutumuza kadar saymakla bitmez faydaları. Ama en önemli özelliği nedir biliyor musunuz? Kökleri. 1996 yılında Tema Vakfı'nın
eğitmenlik sertifikasını alacağımız seminerlerde buradan Akçak Hoca'dan birçok arkadaş Ereğli'ye gittik. Sayın Osman Sıral Tezel, çevreci... Yani Verimli Toprağımız gidiyor arkadaşlar. Bu bilimsel veri neydi biliyor musunuz? 20 yıl önce.